Davetini son derece mantıklı karşılıyor, hak da veriyorum. Çünkü biz bunları yaşadık. Bizden sonra gelecekler de yaşayacaklar ki siz bu formasyona çok yakın şahitlerisiniz diye de bu soruyu yönelttim. Aslında hakikaten çok yetenekli gençler var ama çok, şanssızlıkları geç çok. Doğmuş olmaları mı? Böyle olmamalı aslında. Değil tabii. Yani böyle kesinlikle. Bir düzen asla öğrenci çark etmemeli. Birinci olan Zeki Müren şarkı yarışmasında. Tolga Bey'in bir öğrencisi birinci oldu. Zeki Müren şarkı yarışmasında. Hatta evet, gazetelerde de çıktı. Muhammed. Muhammed İmam diye. Yani o evet, şekilde. İzledim. Hatta Rakı Merkut'un bir şarkısını okudu. Evet, mümkün mü atmak güzelim. Neydi o akşam izledim. Öğrencisidir. Evet. Çok güzel. Ama işte hani yarışmada derece elde edip böyle bir haber oluyor. Onun sonrasında birilerinin el vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Pardon. İstanbul'a lütfen. Gençlerden bahsetmişken hemen onu da söyleyelim. Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. Yarın genç öğrencilerimizi bu müziğe, musikiye gönül vermiş genç isimleri konuk edeceğiz programımızda. Çok güzel. Onu da gençlerden evet, bahsetmişken söyleyelim. Evet, aslında bu jenerasyon, yeni jenerasyondan bahsederken bu işler aslında yenilik açısından bizlerle başlamadı mı, istisna kitle olarak TRT'ye girdiğimiz aynı dönemden öyle. Başladı. Bu arada TRT'nin yani, hakkını yemeyelim. Tabii yani ki. Bulunduğumuz kurum bizlere kapı açtı ve hala açmaya devam ediyor. Yeni arkadaşlar girmiş, onların da umutlarını kırmayalım. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Hoş gelmişler. Hadi. Yani bizlerimizin arasında da çok güzel sesli olan ve imkan tanınırsa çok çok daha iyi yerlerde. Mutlaka. En azından tanınacak kadar... Bilemiyorum yani, ben bu şekilde bakıyorum. Arkadaşlarımızın hazırladığı yine özel bantlardan biri var. Birlikte izlemeden önce bu bant bizim için çok özel. Sevgili büyüğümüz, abimiz, radyomuzun Türk Sanat Müziği Müdürü. Sizler de çok yakinen tanıyorsunuz çünkü bir dönem birlikte çalıştık biliyorsunuz. Şu anda kendisi rahatsız ama acele bir şekilde iyileşiyor. Bunda mutlu haberlerini verelim size. Değil mi efendim? Dualarımızla kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel yanaklarından öpüyoruz Faruk abicim. Faruk Salgar efendim. Kalpte pek çatır yerim, seni okşar severim. Radyo Günleri programımızda Türk Sanat Müziği'nin başarılı sunucusu Faruk Salgar, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Bir süredir evinde dinleniyor. Onu tekrar aramızda görmek istiyoruz. Buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyor. Bu VTR kadar kısa bir sürede sağlık ve mutlulukla kendisini bekliyoruz. Seslendirdiği güzel şarkıları ve hoş sohbetiyle Radyo Günleri programımızda Faruk Salgar'ı yeniden görmek ümidiyle. Tekrar acil şifalar dileyelim. Kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Tolgacığım, biliyorum ki tambur çalıyorsun ve okulda tambur hocalığı devam etmekte. Evet, tambur repertuar ve tavır derslerine giriyor. Evet, tambur zordur aslında. Yani hep zenneten bu tambur çaldırırlar bayanlara falan, böyle bir bizim bir Fehmi ustamız vardır. Evet, benim de Seda'nın onun çok güzel bir tamburu vardı. Siz hep finale tambur. Evet. Siz de tambur finalleri ben onunla girerdim. Herkes sadece sen mi? Nasıl, peşrevlerle mi başlar? Nasıl başlar? Perde isimleriyle mi başlatıyorsun öğrencilerine? Nasıl bir sistem var tabii gerçekten. Önce bir tarihçesinden bahsediyoruz. Tabii. Sonra işte hangi ağaçtan yapıldığını ya da hangi ağaçlardan yapılabildiğini. Hı hı. Sonra bir metodumuz var. Metotla devam ediyoruz. Bu arada hepimiz tambur çalıyoruz. Evet, hocamız çok... da. Hocamız da çalıyor. Evet. Harika. Sen mutlu. Çalabiliyor musun? Çalıyorum. Fragmanda da VTR'de vardı herhalde. Evet, siz tambur çalarken. Evet, ben gördüm biraz evvel. Şimdi rahmetli anayım onları. Yedefe'nin torunu Dürü Turan Bey ve Layika Karabey Hanım'dan çok faydalandım. Bunları nur içinde yatsınlar. Evet hocam, hocalarınızdan bahsedelim biraz. Şimdi İzmir'de çok Aydın'dan İzmir'de daha. Yok. Yani İzmir'de yok. İstanbul beni açtı. Ankara biraz şey. Ankara'da var. Fahri Kopuz'dan ve Vedia Tunçekiç'ten faydalandım Ankara'da. Hı hı. İstanbul benim için bir olay oldu yani. İstanbul Teknik Okulu'na gelince olaylar değişti. Burada İstinyeli Hafız Cavit Bey, evet, yine rahmetli anıyorum. Beşiktaşlı Kanuni Necmi Bey, bir de öyle aynı şekilde. Evet.
Layka Karabey biliyorsunuz yani bu musikimizin bu hale gelmesine, bugünlere gelmesine Saadettin Arel Bey'le, evet, Salih Murat Bey'le de beraber büyük emekleri geçti. Bir gün yani bir anımı anlatayım. Layka Hanım bana dedi, 1950'de ben mezun oldum, 22 yaşındayım. Seni dedi İstanbul'da bırakmak istiyoruz. İleri Türk Müziği Konservatuvarı var. Orada dediler sana görev vereceğiz. Yalnız efendim dedim ben 11 yıl devlet hizmeti yani mecburi hizmetim var, ne olacak? Seni dedi bir şey yapacağız. O zamanki bir mektup yazdı. Saadettin Bey de altına imza etti. Ben Salim Murat Bey'e götürdüm onu. Teknik Üniversitede. Salim Murat Bey o zamanlar her yerde sözü geçiyor. Fahrettin Kerim bir telefon eder dedi. Seni bir yere alırlar dedi. Fakat o mektubu vermek nasip olmadı bana. Hmm. Ve ben şöyle bir durumda olduğu için İstanbul'da kalmak istemiyordum. Neden? Çünkü yakın sanatçı arkadaşlarım benim mesela Arif Sami'nin ve diğerlerinde nasıl son günlerini yaşadığını biliyorum yani. Evet. O bakımdan evet. Türkiye'de yani bizim halkımız halkımız güzel de devletin bu işi ele alması lazım. O da bir gerçek yani, hocam Allah size ömürler versin. Yıllardır ele almadılar bu işi. Bu sizin de şevkinizin kırılması için bir sebep değil elbette ama. Hayır, para yüksek paraların verilmesi lazım sanatçılara. Onu yani nispeten bu evet, bir şekilde taşlandırılıyor zaten. Evet. Taşlandırılıyor. Evet. Evet. Evet, evet sevgili konuklarımıza çok keyifli bir programdı. Teşekkür her zaman teşekkür ederiz. Bütün konuklarımıza keyifli. Bugün ayrı bir güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sesinize sağlık. Ayağınıza sağlık. İzmir'den güzel havalar, enerjiler getirdiniz bize. Hem süliyetinizle, hem musikinizle, hem bestelerinizle, yorumunuzla. Teşekkür ederiz. Tekrar bekliyoruz. Ben İnşallah. Çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Baştaki o Türkiye'm şarkısını, şarkılarımız çok beğenildi galiba. Bir kaos var stüdyoda. Çok teşekkür ederiz. Bu alkışlar değil misin? Türkiye'm. Kanım Türkiye'm. Kanım Türkiye'mle veda edin. Buyurun hocam. Şiirin esası canım Türkiye'm. Fakat ben çok duygulu bir adamım. Onu dedim şaire kanım Türkiye'm diyorum dedim. Bizim kasetimizin adı da kanım Türkiye'mdir. O zaman veda edelim mi sizlerle? Evet. Hadi birlikte okuyalım kanım Türkiye'm. Evet. Sevgiyle kalın. Radyo günleri yine aynı saatte. Yarın hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şuradan alayım mı? Nasıl getirsem bile, nasıl anlatsam da duyursam ele, seni nasıl getirsem bile, nasıl anlatsam da duyursam ele. Canım Türkiye, damarımda kan. Canım Türkiye. Thank you.
sana düştüm ana. Seni nasıl sevmem canım Türkiye. Damarımda kan, kanım Türkiye. Seni nasıl sevmem canım Türkiye. Damarımda kan, kanım Türkiye.